Türkiye'nin organize suç örgütü iddiasıyla aramış olduğu Sedat Peker, Türkiye gündemini sarsan paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Sedat Peker'in iddiaları zaten Türkiye gündeminden artık düşmüyor. Onu anladık. Gülşen'in tutuklanması bile gündemi değiştiremedi. Sedat Peker'in iddialarındaki isimler tek tek konuştu. Diyor ki Turkuaz Medya Grubu Başkan Vekili Serhat Albayrak, Haber ve iddialar ile ilgili hukuki ve cezai işlem başlattık. İddialar gerçeği yansıtmıyor diyor. Sedat Peker'in hedefi olan isimlerden biri de SPK eski başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu. O da açıklama yapmış. Kendisine yönelik iddiaları dillendirenler hakkında suç duyurusunda bulunacağını söylemiş. Herhalde Sedat Peker'in iddialarını haberleştiren kurum ve kuruluşlara aynı zamanda siyasilere suç duyurusunda bulunacaklar. Bunu bilmiyoruz. Bu iddialarla ilgili başka bir gelişme daha var yalnız. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den söz konusu iddialara ilişkin bir hamle geldi. Meral Akşener Instagram hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Kendisine bir soru soruldu. Sedat Peker'in açıkladığı şeylere niçin hiçbir savcı bakmıyor? Soru aynen bu. Meral Akşener ise altılı masadaki liderlerle almış oldukları karar hakkında açıklamalarda bulundu ve şunları söyledi. Pazartesi günü yani bugün altılı masayı oluşturan tüm siyasi partiler olarak bizler tekrardan suç duyurusunda bulunacağız açıklamasında bulundu. Gene de ben bir hareket olacağını düşünmüyorum ama seçime çok az kaldı. İnşallah seçimi biz alacağız. Yargı bağımsız, tarafsız ve korkusuz objektif olacak. Ondan sonra da bütün bunların hesabı yargı eli ile, hukuk eli ile sorulacak. Kimse merak etmesin açıklamasında bulundu Meral Akşener. Öte yandan CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç da suç duyurusu dilekçesini sosyal medya hesabından paylaştı. Kısacası Sedat Peker gündemi belirlemiş durumda hem karşı taraf suç duyurusunda bulunacağını açıklıyor hem muhalefet suç duyurusunda bulunacağını açıklıyor. Muhalefet ise değişen bir şey olmayacağını söylüyor. Biz iktidar olursak diyor sorgulayacağız soruşturacağız diyor. Sizin iktidar olmanız için Allah rızası için toplumun sesine milletin sesine vatandaşın sesine kulak verin. Doğru bir adayla bu yarışa girin. Bu seçimin ne pahasına olursa olsun kazanın. 20 yıllık AKP iktidarının ardından muhalefet seçimi kazanmak istiyorsa güçlü bir adayla yarışa girmesinden başka çare yok. Karşımıza Kemal Özgüraz'ın anketleriyle, Telebir'in sahibi Merdan Yanardağ'ın yorumlarıyla gelmeyin. Toplum Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyor. Siz Yavaş'a aday gösterirseniz Bırakın ikinci turu birinci turda bile kazanma şansınız var. Şu an sorguladığınız, eleştirdiğiniz her ne varsa işte ancak o zaman düzeltebilirsiniz. Bu seçimi de kaybederseniz zaten sizin bu anlattığımız her şeyin tamamen boş olduğunu, salıdan salıya konuşmanızın da hiçbir şekilde dikkate alınmayacağını toplumun tamamı biliyor. Siz suç duyurusunda bulunacağınızı ancak değişen bir şey olmayacağını, iktidar olduğunuz zaman tüm bunları soruşturacağınızı söylüyorsunuz. Bunu söylerken de seçimi çantada keklik görüp yanlış bir adayla yarışa girme konusunda ısrar ederseniz toplum sizi affetmeyecektir. Muhalefet seçmeninin yüzüne siz bakamayacaksınız. Bugün eleştirdiğiniz, sorguladığınız her şeyden siz de sorumlu tutulacaksınız. Eğer kazanmak istiyorsanız, başarmak istiyorsanız milletin sesine kulak vermek zorundasınız.